Sadece bir şarkı yapmak için şuradan çalıştım. Tamam, arabanın şarjı. Tamam. Hadi çalıştıralım o zaman. Şu an. Gel gel, çekilin arkadaşlar, çekilin. Gel gel, gel. Üretmek mutluluk demek. Bizim arkadaşlarımız, proje ekibimiz bugün Elektromobiste isimli otomobili üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Biz de onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü üretmek başarmak demektir. Onlar ürettiler ve başardılar. Elektrikli otomobili şu an itibariyle herkes yapabilir. Önemli olan, altı çizilmesi gereken şey şu: biz bunu yapabiliyoruz. Yani öğrenci arkadaşlarımız tamamen kendileri tasarladılar, kendileri ilerlediler ve kendileri ürettiler. Tabii ki amacımız iyi bir neticeyle dönmek ama her şeyden önce yarışı tamamlamak, orada olmak çok daha önemliydi bizim için. Biz şununla gurur duyuyoruz. İlk 4x4 yani elektrikli otomobil şu an biz bildiğimiz kadarıyla, yani geçen seneye kadar yoktu, bu sene görür müyüz? Bir şekilde onu bilmiyorum ama İskenderun Teknik Üniversitesi olarak amacımız şu: elektrikli otomobil sevdası, elektrikli otomobil hedefi olan ülkemizin bu hedefine katkı sunmak istiyoruz. Burada da teknoloji ihtiyacı var. Dolayısıyla en önemli teknoloji burada biliyorsunuz batarya teknolojisi şu anda. İnterdisipliner çalışmalar, işte fizik, kimya, elektronik, malzeme gibi. Biz bunun altyapısını üniversitemizde kurmaya başladık. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir takım cihazlar alıyoruz. Bu ortak çalışma grupları oluşmaya başladı. Projeler yazılıyor ve biz bu ülkemizin vizyonuna katkıda bulunmak istiyoruz. Uzun ömürlü, dayanıklı, uzun süre gidebilecek araçlara yol verecek biz piller, bataryalar üretmek için yola koyulmuş bulunuyoruz. Devam edeceğiz. Bunun tabi sosyal sorumluluk yanı da var. Onu da söylemek istiyorum. Belki çok gündemde ve güncel olduğu için bunu da söylemek zorundayım. Ve bununla ilgili olarak çalışmalar yaptığımızı da ifade etmeliyim. Biliyorsunuz Seybeli Büyükada var. Orada faytonlar var. İşte hatların durumu gerçekten hiç iç acıcı değil. Ve orada biz onlara şunu teklif ettik. Biz elektrikli faytonlar, eğer o bağlantıyı sağlayabilirsek biz Büyükada'daki bütün faytonları elektrikli yapmaya talibiz dedik. Sonuçta bunu da arkadaşlarımız zaten göstermiş oldular. Gökhan, güzel soru. Bravo. Hani off the record'unu söylemek isteyebilirim. Tabii ya bunlar seri üretimde çok daha ucuza yapılabilir ama sonuç olarak bizim bunun teknolojisine, bunun teknolojisine odaklanmamız gerekiyor. O da şu anda batarya. Batarya konusunda çok büyük çalışmalar yapılıyor. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Biz de orada daha iyi bir batarya yapabilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kaç kişinin ekli bu? Üniversitemizin çeşitli bölümlerine de okuyan öğrencilerimizden oluşan, akademisyenlerimizin de içerisinde mevcut olduğu 17 kişilik bir ekip tarafından her türlü tasarımı, üretimi, testi yapılıp bu noktaya getirildi otomobilimiz. Başlangıcı aslında yaklaşık 8-9 ay öncesine dayanıyor ama tabii bu esnada araştırma, geliştirme çalışmaları, tasarım, projelendirme vesaire ve nihai üretimde son 3 ayda gerçekleştirildi. 7100 watt saat kapasiteli bir lityum iyon bataryası var. Bu aracımızın şu anki motorlarla mevcut hızı 60 km saat. Üzerinde 2 adet 1,5 kW'lık küçük motorlar var. Bu motorlar da aracımıza yaklaşık 60 km saat hız yaptırıyor. Ve bu hızda
mevcut 7100 watt saatlik bataryamızla 200 ila 250 kilometre bir menzili aracımız kat edebilir. Elektrik birim fiyatına bağlı olarak, lokal elektrik birim fiyatına bağlı olarak 1 ila 1,5 TL arasında değişen bir maliyetle 100 kilometreyi bu araçla kat etmeniz mümkün. Yarışı kazanmak için zaten elimizden geleni yapacağız. Arabanın üretiminde de Ece ile ben oldukça katkı sağladık zaten. Bütün takımımızda olduğu gibi elimizden geleni yapacağız. Ben çok bir şey anlatmayacağım hocam, görüyorsunuz. Çok anlatmaya gerek yok ama gerçekten çok emek verdik. Umarım bu emeklerimizin karşılığını alıp döneceğiz. Geç. Şuraya git.